Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün güzeldi. Üniversite öğrencilerle beraberdim. Onlara bir şeyler anlattım. Hoşuma gidiyor öğrencilerle beraber olmak. Biraz da size bir şeyler anlatayım. Şimdi içinde bulunduğumuz yaşamda insanların gerçek niyetlerini, içlerinden geçeni söylemesi, gerçek düşüncelerini söylemesi bir zayıflık olarak gösteriliyor. Bu her yerde böyle. Yani mesela iş yaşamına bakıyoruz. Kimse kimse hakkında gerçek düşüncesini söylemiyor. İşte alttaki adam üstteki müdürüne, patronuna işte kendi arasındayken birçok laf söylüyor, birçok laf saydırıyor, arkasından konuşuyor. İşte şöyle şey diyor, cahil diyor, şöyle beceriksiz diyor. Ama yüz yüze kaldığı zaman aman efendim siz çok iyisiniz, siz çok müthişsiniz, Türkleri söylemeye başlıyor. Aynı şekilde yöneticiler de kendi çalışanlarıyla beraberken, işte onlara bir şey anlatırken, işte siz şöyle iyi takımsınız, biz böyle büyük ekibiz, biz bir aileyiz falan diyor. Sonra işte kendi arkadaşlarıyla falan baş başa kaldığı zaman bizim şirketteki kurumdaki çalışanlar beş para etmez diyor. Hepsi aptalın önüne gidelim diyor. Siyasete bakıyorsunuz, yani siyasette siyasetçilerin toplum önünde söyledikleri şeylerle kendi arasında konuştukları şeyler bambaşka. Ekranların önünde, toplum önünde birbirlerinin neredeyse boğazını sıkan, yani neredeyse boğazlarını sıkmaya niyetlenen siyasetçiler, bir bakıyorsunuz, perde arkasında beraber yemek yiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, son derece böyle cankuş şekilde yaşıyorlar. Ama toplum önünde bir oyun oynanıyor sürekli. Gene aynı şekilde bakıyorsunuz dışarıdan son derece işte efendim böyle mutmain, böyle şey muhafazakar, böyle tam böyle bir Müslüman gözüken, hatta ona göre böyle giyinen falan kişiler gerçek yaşamlarında son derece hırslı, kibirli, böyle mal mülk para peşinde koşan, işte her türlü ihalenin peşinde koşan, her türlü torpilin peşinde koşan tipler. Yani böyle bir sürekli görüntüyle gerçek arasında bir fark var. Bu ailelerimizde böyle. Yani işte mesela birisi de misafirliğe geliyor. Ya diyorsunuz nereden çıktı bu misafir, Allah kahretsin nereden geldi diyorsunuz. Ama misafirler eve geldiği zaman aman efendim hoş geldiniz, niye daha sık gelmiyorsunuz? Yani bu ikiyüzlülük çocukluktan itibaren bize öğretiliyor. Çünkü çocukken hepimiz dürüstüz. Yani niye çocuktan al haberi derler? Çocuk söyler yani. Ardından çocuktan itibaren işte böyle konuşma, böyle deme, aman işte şu amcanların yanında böyle konuşma diye diye, babana söyleme, annene söyleme diye diye her birimizi bir ikiyüzlü yaşama alıştırıyorlar. Hatta nasıl daha iyi ikiyüzlü olunur diye eğitimler var yani. İşte strateji eğitimleri deniyor bunlara, taktik eğitimleri deniyor. Şimdi ben algı yönetimi, bakın benim yani işim. Yani bu tür böyle bir manipülasyonlar, değil mi? Hani bu tip böyle yönlendirmelerin ben psikolojik temellerini öğreten bir insanım. Ama ben bunları genel olarak bunlardan korunun diye öğretiyorum. Nasıl korunabilirsiniz diye öğretiyorum. Yani gidip de insanları nasıl kandırabilirsiniz diye ben böyle bir şey yapmıyorum. Bir dönem hata etmişimdir. Çabuk döndüm o hatalarımdan. Çünkü sonuçların ne olabileceğini anladım. Şimdi ben mesela verdiğim tüm eğitimlerde insanların doğruluğa, dürüstlüğe yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü bu tip manipülasyonların son tahlilde her zaman kaybettiğini hem kendi hayatımda gördüm hem yaşam içerisinde gördüm. Ne oyunlar, ne taktikler, ne stratejiler yapan, ne şeytani zekaya sahip insanlar gördü bu dünya. Hangisine kaldı? Hangisinin arkasında iyi konuşuldu? Hangisi bir şeyi yanına götürebildi? En güçlü denen insanlar en kötü şekilde yaşamlarını, kariyerlerini sonlandırdılar. Yani oyunlar, taktikler, teknikler tabii ki yani insan kandırılmaya müsait bir yaratıktır. Çünkü biz görüntüye inanırız. Yani görüntü bizi kandırır. Görüntüye göre karar veririz. Biraz da öyle olmak zorundadır. Çünkü vakit yok. Yani şimdi siz mesela benim hakkımda işte buradan bir karar vermek zorundasınız. Beni tanımıyorsunuz ki. Ama işte ne oluyor? Samimiyet, işte sesinizdeki belki bir ton bile size belki bir takım şeyleri anlatıyor. Hani mesela bir şey olur mesela, gözüm tutmadı dersiniz mesela bazı insanların. Niye? Çünkü o insanın söylediği şeyle beden dili arasında çelişki olur. Beyin, yani yalan söylendiği zaman şey yapar yani, zorlanır yani. Çünkü siz beynin içinde olmayan bir şey söylüyorsunuz ve bir çelişki oluyor. Bu çelişki, yani nasıl bilgisayarda mavi ekran veriyor,
aynı şekilde size yansır, mimiklerinize yansır, yüzünüze yansır. Yani böyle bir karşı taraf bunu algılar yani. Ama ya çoğu zaman algılar, bunu görmek istemez. Ve görür, onu söyleyemez, korkar, işine gelmez. Yani bu şu anda bütün bu, yani bakıyorum şöyle bir, özel sektörü olsun falan, hep bir üç kağıt yalan üstüne. İşte çocuklar mesela bugün işte mülakat ve CV hazırlama meselesini konuştuk. Çocuklara şey demişler, yani işte mesela bir şey bilmiyorsanız bile hani bilmiyorum demeyin, böyle süslü bir şey söyleyeyim falan. Yani arkadaşım, ya bilmiyorsan bilmiyorsundur yani. Öğrenmeye açığım dersin. Her şeyi insan bilemez. Ben de bir şey sorulduğu zaman ben de bilmiyorsam bilmiyorum derim. Aman efendim işte ben hocayım, işte nasıl bana bilmiyor derim. Gerek yok bunlara. O yüzden sevgili dostum, manipülasyon, yönlendirme taktiklerini bil. Zaten ben bunlara uğraşıyorum. Yani işte anlatmaya çalışıyorum. İşte sosyal medyamdan, işte kitap geliyor işte 15 Aralık'ta inşallah. Orada ince ince anlattım. Ama ben bunları, hani bunu yapın diye değil, yani bunlara karşı korunun diye yapmaya çalışıyorum. Mesela bir örnek vereyim mesela. Şimdi mesela sempati diye bir şey vardır. Biz mesela basit yani varlık, yani biz kendimize benzer insana sempat diyoruz. Şimdi mesela bir sakalım olsaydı, senin de sakalın olsaydı, sen otomatik olarak bana sempat duyacaktın. Senin şimdi sakalın yoksa, erkeksen ve benim de sakalım yok, otomatik olarak bana bir sempat duyuyorsun. Şimdi gözlük mesela, benim gözlüğüm var, senin de var. Ne oldu? Bir sempati oluşturur sende. Böyle yani, beyin böyle çalışıyor. Yani kendine benzer fiziği, fikri, cismi, söyledikleri, yaşantısı, kendisine benzer insanlara çok tanımasa bile ona sempati duyuyor. Ha sonra yakından tanıdığın zaman da bu sempati tabii değişebilir. Ama hani dış görünüşte ilk baktığın zaman sen kendine benzerlere karşı sempati duyarsın. Şimdi bunu kullanarak ne yapıyor adam? Postunu değiştiriyor. Aslında mesela seninle hiçbir alakası yok. Senin ne düşüncene saygı duyuyor, ne sana saygı duyuyor, ne seninle bir alakası var. Ama ne yapıyor? Senden bir çıkarı var. Bunu almak için sana benzer işler yapmaya başlıyor. Ne diyor işte mesela? Sen Fenerbahçelisin, ben de Fenerbahçeliyim diyor. Sen işte mesela günde 5 vakit namaz kılıyorsun. O da diyor ben de günde 5 vakit namaz kılıyorum. Hatta 10 vakit kılıyorum falan diyor. Yani seninle benzerlik kurmaya çalışıyor. İşte bütün bu işte reklamlar mesela, bak. Sana mesela yakın gelen ürünler özel dizayn ediliyor. Hani sen mesela oradaki reklamdaki tip sana benziyor, aline benziyor. İşte orada mesela müzik çalıyor, senin dinlediğin tür müzik. Böyle bir sıcaklık hissediyorsun o ürüne karşı, oradaki ortama karşı. Siyasi propaganda dikkat et. Yani işte senin dünya görüşün mesela, diyelim ki solcusun. İşte diyelim ki senin, ne yapayım, senin Nazım Hikmet'i seviyorsun mesela. Sanki yani şairdir sonra, solcusu sağcısı yok, herkes sever de. Hani daha bir solcular sahiplenmiş diyelim Nazım Hikmet'e. Sana şimdi Nazım'da iki tane işte şey okuyor, mısra okuyor. Aman diyorsun ne güzel adammış yani işte. Bu kadar basit işte yani. O yüzden kanma ya. Yani kanma. Her sakallıyı hacı hoca sanma. Her takkiliyi hacı hoca sanma. Her işte efendim emekçi falan diyeni kendinden zannetme. Her Türk diyeni işte milliyetçi kendin gibi sanma. Önüne konuyor. O yüzden bil ki şu anda bütün bir sistem niyetleri gizleme üzerine. İşte niyetleri nasıl daha iyi gizleriz? İşte en iyi niyetlerini gizleyen en başarılı insanlardır. Tonlarca eğitim var. Tonlarca şey var. Beden dili eğitim veriyorlar mesela. İşte efendim böyle kendinizi güvenli durun. Böyle işte dik durun. Böyle işte şurası hep açık olsun falan. İşte o zaman karşı taraf seni işte çok kendini güvenli zanneder. Arkadaşım sen içinden korkuyorsan, deliler gibi zaten böyle kapanmak falan istiyorsan, senin orada sahte yaptığın iş zaten karşı taraf anlıyor. Hadi anlamadı diyelim. Sen cidden korktuğun, beceremeyeceğin, çekindiğin bir işe girdin. Böyle bir de kandırdın da ben çok güvenliyim kendime diye. Sonra ne yapacaksın? Hani işi aldın, sonra ne yapacaksın? Değil mi? Yani şey et ya, hani düz olma iyidir. Yani böyle yalansız düşün gibi yaşamak iyidir. Ha, düşündüğün gibi yaşa derken de kaba, böyle nobran bir herif ol demiyorum yani. Her şeyde söylenmez yani. Şimdi mesela şimdi eşin geldi mesela, yani işte kilo almış mıyım dedi mesela. Dedim, erkeksin sen, işte hanım geldi, ya ben kilo mu aldım dedi. Bu sorulur yani. Şimdi orada gidip de, evet şey fil gibi şişmanlamışsın falan deme yani. İçinden bu geçiyorsa bile yani, başın belaya girer. Ama dersin ki, ya tamam hani güzel ama dersin, hani biraz böyle sen de ben de spor yapsak, yediğimize işte dikkat etsek iyi olacak falan dersin yani. O üslup önemlidir yani. Sana yalan söylediğim ama üsluba dikkat et. En doğru şeyi bile söylesen, üslubun yanlış ise insanlar seni kabullenmezler. Yani üslup, bir şey söyleme şeklin önemlidir.
toparlarsa lütfen yani özün sözün bir olsun. Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün. İşte bak bütün büyüklerimiz bunları söylemişler. Şu ikiyüzlülüğü de isimler takmayın. Yani yalanlara, ikiyüzlülüğe, niyet gizlemeye isim takmayın. Yani işte kimileri diyor işte biz cihad ediyoruz, mücadele ediyoruz diyor. Cihadın işte savaş hiledir. Uydurmuşlar bir şey. Savaş hiledir. Hiledir de sen başkomutan mısın yani? Maraşal mısın sen? Senin elinde böyle hilal takdim yapacaksın sen bunu. O başka bir şey. Savaş orada pusuda var. Her şey vardır ama onun bile kuralları vardır yani. Savaşta bile sen belli kurallara uymak zorundasın yani. Savaşın bile centilmenliği vardır. Dövüşün bile centilmenliği vardır. O yüzden kim olursan ol ama özellikle inançlı bir insansan bak. Özellikle inançlı bir insansan. Yani Allah'a inanıyorsan yani. Lütfen bu şeylere, bu ikiyüzlülüklere, yalanlara kılıf uydurma yani. Yani bu takiye makiye falan böyle bir ton buna isim takan tipler var işte. Hileyi şeriye derler. Yani şeriat hilesi yani böyle işte oradan bir şeyler işte tıkı çıkartabilir miyiz? Şimdi mesela niye herkes Kur'an okuyun dediğimiz zaman okumayın diyor. Niye? Çünkü Kur'an okuduğun zaman orada neyin ne oldu apaçık belli. Şimdi nasıl Kur'an okuma dersen o zaman işte bir takım hoca efendilerin yazdığı kitaplara bakacaksın. Oradaki de adam da işte o döneme göre işte yazmış durmuş. Bir de bir de hadis uydurmuşlar. Onlar da işte yani her şeyin bir açıklaması var. Ona da diyor ki ya Peygamber Efendimiz böyle söylemiş diyor. Nereden Peygamber Efendimiz söylemiş yani yanında mıydın? 100 sene 200 sene sonra toplanmış bir takım şeyler. Şu gün ben bir şey anlatıyorum. Sen şimdi benden duyduğunu 5 gün sonra başkasına söylemeye kalksan onunla bile şey yaparsın yani. Yalpalarsın yani. O yüzden özellikle inançlı bir insansan lütfen yani Kur'an'a göre yaşa. Doğru ol, dürüst ol. İçindeki vicdanı dinle. Vicdanın sesini dinle. O vicdan sana doğrusunu söylüyor yani. Zaten sıkışırsın yani, sıkılırsın yani böyle bir yalan söylediğin zaman. Bir de bak şunu bil. Şimdi özellikle inançlıysan, yani bak senin jargonunla konuşuyorum, yani bizim jargonumuzla konuşuyorum. Ben de inançlı bir insanım elimden geldiğince. Yani bak, dinde değil mi mesela bak mesela kafir vardır değil mi? Mesela ama inanmıyor, Allah'a reddediyor yani değil mi? Böyle puta tapıyor, değil mi? Heykele tapıyor, işte ağaca tapıyor. Yani ne diyor işte mesela Allah'ım diyor tövbe işte oğlu var diyor falan işte Tanrı o da diyor ona tapıyor. Değil mi? Bak böyle acayip tipler var bak. Bunlara bile, bunlardan bile aşağı bir insan tipi Kur'an'da söylenmiş. Nedir o? Münafık. Yani olduğu gibi gözükmeyen ikiyüzlü tip. Niye? Çünkü adam inanmaz der ki adama inanmıyorum arkadaşım senin inancına karşıyım. Yani lütfen ben de şey etme yani der tamam bak eyvallah ya. Hatta hani savaşta bile düşmanın bile merti makbuldür yani. Adam der ki ben düşmanım sana arkadaşım der. Ben de sen işte şey etmek istiyorum yani yenmek istiyorum. Babalar gibi dövüşürsünüz, savaşırsınız, kavga edersiniz. Kim kazanırsa artık yani. Ama yani ikiyüzlülük, arkadan vurma, hainlik her toplumda, her kültürde, her kültürde yani en ilkel kabile kültüründe bile son derece ağır cezaları olan, son derece yasaklanan bir şeydir yani. O yüzden biliyorum şu an manipülasyon, niyet gizleme, hileler yapma bunlar işte bu dönemin işte şeyleri, modaları. Herkes bir şekilde hile yapıyor. Hani artık yaşarken bile işte yok giyim, kıyafet, işte makyaj falan olmadığın gibi gözükme, işte telefonlara filtre falan. Artık her yeri sardı. Ama sen buna uyma. Rahat edersin bak, mutlu olursun. İçinden geldiğin gibi vicdanına göre güzel bir üslupla insanlara düşündüğünü söyle. Samimi şekilde bak her kapı açılır sana. Mutlu olursun. Akşam yatağına rahat yatarsın. Orandan burandan strese bağlı hastalıklar çıkmaz. Değil mi? Reflüdür, ülserdir, bilmem midir, odur budur. Bunların hepsi stres yüzünden. Stres nereden oluyor? Yalandan oluyor. Yalan yaşıyorsun. O yalan sende stres yaratıyor. Ondan sonra sen yalanlarında çok kazansan bile trilyon oluyorsun mesela yalan söyleyerek. Ne oluyor? Bir tane baklava bile yiyemiyorsun yani değil mi? Bir tane ne bileyim şey et bile yiyemiyorsun. Niye miden hapı yutmuş? Vücudun hapı yutmuş. Rahat ol arkadaşım. Vicdanın sana doğrusunu söyler. Doğru yanlış zaten bellidir. Tüm kutsal kitaplar ortada. Kur'an elimizde. Neyin ne olduğu belli. Önüne bir seçenek geldiği zaman doğru yol açık, yanlış yol açık. Senin beyninin kandırmasına, başkasının kandırmasına izin verme. Doğru ol, dürüst ol, samimi ol, iyi niyetli ol. Bak kapılar sana açılıyor. Al sana algı yönetim uzmanından en büyük tavsiye. Bu işlere girme. Bu işlere girdiğin zaman bunun sonu yok.
Bunu yapanların başı beladan kurtulmaz, mutsuzluktan kurtulmaz, depresyondan kurtulmaz, felaketten kurtulmaz. En güzel taktik, en güzel strateji, en güzel yol her zaman dürüstlüktür, doğruluktur. En güçlü yol budur. Evet. İzmir'den tabii ki sevgilerim ve saygılarımla hoşçakalın.